Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Enfal suresinden devam edeceğiz. 29 ve 34. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, in tettegullah, eğer siz Allah'tan korkar, takva sahibi olursanız, yec'allekum furkane, Allah size bir furkan, hak ile batılı ayırt etmek, basiret, feraset gibi durumları size nasip eder. Ve yukeffir ankum seyyiatikum, ve seyyiyelerinizi, günahlarınızı örter. Ve yağfir lekum, ve sizi mağfiretine mazhar kılar, bağışlar. Vallahu zul fadlil azim, ve Allah lütufu ziyade olandır. Fazlı azim sahibi ve büyük bir lütuf sahibi olandır. Burada Allahu Teala takvadan bahsediyor. Eğer siz takva sahibi olursanız, yani günahlardan kaçınır, haram helal sınırlarına dikkat ederseniz, Allah size bir furkan nasip eder. Burada furkan, hak ile batılı ayırt etmek melekesi, basiret, feraset gibi böyle anlamları ifade ediyor. Malum Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisi Furkan'dır. Ve Furkan, Kur'an-ı Kerim'in bir özelliğidir aynı zamanda. Ve Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'den Furkan olarak da bahsedilir. Enzelel Furkan'ı ala abdihi, kuluna Furkan'ı indirdi. Ve bu Kur'an-ı Kerim'in hak ile batılı ayırt edici özelliğidir. Bir insan takva sahibi olduğunda şu helal bu haram, bunları çok daha net ayırabilir. Şu haklı bu haklı değil, bunları çok daha kolay bir şekilde temyiz edebilir ve birbirinden fark edebilir, ayırt edebilir. Demek ki etrafımızda gördüğümüz bazı insanlar daha böyle basiret sahibi, hikmet sahibi kimselerse bunların özelliğine bakıyoruz acaba nereden? Bunlar gerçekten harama helale daha dikkat ediyor ve günahlardan uzak kalmaya çalışıyorlar. Bunun neticesinde Allah-u Teala onlara böyle bir meziyet bahşediyor. Ve bir insan Allah'tan korktuğunda, günahlardan kaçındığında Allah onun seyyiyelerini, kötü hallerini örter. Bunları izale eder ve onu mağfiretine mazhar kılar. Allah-u Teala onu bağışlar. Yani bir insan beşeriyet hasebiyle elbette bir takım günahlarla da karşı karşıyadır ve zaman zaman bazı günahlardan da kendini koruyamayabilir. Ama mümkün olduğu kadar kendini korumaya çalışmışsa, takva sahibi ise Allah onun günahlarını affeder. Mağfiretine mazhar kılar. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bir bölüme, hicret öncesi bir duruma dikkat çekiliyor. Hatırla o zamanı ki يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, kafirler senin için hile, tuzak kuruyorlardı. لِيُثْبِتُوكَ, seni yakalamak için, ev yaktuluke, veya seni öldürmek için, ev yuhricuke, veya seni çıkarmak için. Ve yemkuruna ve yemkurullah, ve onlar bu şekilde tuzak kuruyor, hile yapıyorlardı. Allah da onlara tuzak kuruyordu. Vallahu hayrul makirin, ve Allah en güzel şekilde tuzak kuran, yani onların tuzaklarını kendi başlarına geçirendir. Bunun tefsirine baktığımızda şunu görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam malum İslam'ı önce gizliden anlattı. Müslümanların sayısı 40'a ulaştıktan sonra açıktan da anlatmaya başladı. Ve Müslümanların sayısı gün geçtikçe artmakta. Ancak Ebu Cehil liderliğindeki o zamanki kafirler bundan son derece rahatsızlar. Bir defasında Darun Nedve denilen toplantı yerlerinde bir araya geliyorlar. Hatta hadisteki rivayetlerde şeytan da onların arasındaydı diye geçiyor. Necid'li bir ihtiyar suretinde onların arasındaydı. Yani şeytan temessül etse herhalde öyle birisiyle temessül edecekti. Cin fikirli bir adam. Bu manada da değerlendirilebilir. Ve toplantı yapıyorlar ve bu toplantıda işte Muhammed'in davası gittikçe genişliyor. Ona inananların sayısı gittikçe artıyor. Buna karşı bir tedbir düşünelim. Ne yapabiliriz? Bunu konuşuyorlar. Bir tanesi diyor ki onu yakalayalım.
hapse koyalım. Böyle olunca artık o etrafına bir şey yapamaz. Muhatap zaten o zaman olmayacak. Ondan kurtuluruz. O Necid'li ihtiyar kılığında şeytan, hayır diyor, bununla bir şey yapamayız. Onu oradan kurtarırlar. Bu çözüm değil. Ardından onu buradan sürgüne gönderelim. Ta ki artık bizimle bir alakası kalmasın. Gittiği yerde de ne yaparsa yapsın. Böyle bir fikir ileri süren oluyor. Yine o Necid'li ihtiyar, hayır diyor, bu da çözüm değil. Oralarda kuvvetlenir, tekrar sizin üzerinize gelir. Bunun üzerine Ebu Cehil, onu öldürelim diyor. Ve bir kişi öldürürse kısas yapmak isterler akrabaları, yakınları. Ama biz bütün kabilelerden birer adam seçelim, toptan onun üzerine gidip onu o şekilde öldürelim. Ve o Necid'li ihtiyar, tam isabet diyor, böyle yapmak lazım, öldürmeden kurtulamayız. Ve neticede bütün kabilelerden birer temsilci öldürmek için seçiliyor ve bununla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine gidilecek ve öldürülecek. Hedefleri, niyetleri bu. Allah-u Teala bu ayette bu olaya işaret ediyor ve hatırla o zamanı ki o inkarcılar seni yakalamak, seni öldürmek veya seni bu diyardan sürmek için kendi aralarında planlar yapıyor, tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Allah en güzel tuzak kurandır. İşte ne oldu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hicrete emredildi kendisine. Hicret göre emri verildi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Sıddık ile beraber Mekke'den ayrıldı. Daha önce de diğer müminleri göndermişti. Ve o şekilde oradan ayrıldı. Medine'ye yerleşti. Medine'de güçlendi, kuvvetlendi Müslümanlar. Ve 2 yıl sonra işte Bedir'de Müslümanlar galip geldi. Ebu Cehil gibiler hayatını orada kaybetti. Ve gerçekten Müslümanlar çok kısa bir zaman içinde galibiyeti elde etmiş oldular. Onlar tuzak kurarken Mekke müşrikleri, Allah da tuzak kurdu. Yani onların tuzaklarını kendi başlarına geçirdi. وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا Onlara ayetlerimiz okunduğunda galu, onlar dediler ki قَدْ سَمِعْنَا işittik. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا Şayet dilersek biz de böyle söyleyebiliriz. Yani bu Allah'ın kelamı değildir. Biz de böyle söyleyebiliriz dediler. اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Ve bu ancak eskilerin bir masalıdır. Birer yani efsane tarzında şeylerdir. Böyle ifade ettiler. Kur'an'a karşı müşriklerin durumu burada nazara veriliyor. Ebu Cehil ve yandaşları Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu kabul etmiyorlar. Onların kendi kabullerine göre Peygamberimiz kendi zihninde, hayalinde bir takım şeyleri kurguluyor. İşte bunlar Allah'ın kelamı diye insanlara anlatıyor. Ve diyorlar ki eğer istesek biz de bunlar gibi şeyler söyleriz. Ve senin bu söylemiş olduğun şeyler eskilerin masallarından ibaret. Halbuki doğrudan Kur'an'a muaraza etmek mümkün olsaydı onlar da Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri gibi ifadeler kullanırlar ve Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde iptal ederlerdi, devre dışı bırakırlardı. Ama ne kadar çalıştılarsa da Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri tarzında ifadeler getiremediler. Kur'an'ın bir benzerini yapamadılar. وَاِذْ قَالُوا Ve yine hatırla o zamanı ki onlar şöyle demişlerdi. Allahümme in kana hadha huvel hak, Allah'ım bu bir haksa, min indike, senden gelen bir hak ise, fe emtir aleyna hicareten mines sema, yani gökten bizim başımıza taş yağdır, evitine bi azabin elim, veya bize elim bir azap getir. Bu da onların hamakatını, ahmaklıklarını ortaya koyuyor. Malum müşrik olan insanlar Allah'ı reddetmiyorlar ama putları Allah'a şerik koşuyorlar. Bu noktadan Allahümme diye onlar da dua ediyor. Ve dualarında diyorlar ki Allah'ım gerçekten bu Kur'an senin katından bir kitap ise gökten bizim başımıza taş yağdır veya elin bir azap getir. Burada normalde şunu demeleri gerekirdi. Allah'ım bu Kur'an-ı Kerim gerçekten senin katından bir kitapsa bizi de ona tabi kıl. Bunu bize nasip et. Aklı selim bunu söyler ama bunlar aklı selimle hareket etmiyor.
Bunlar başka şeylerle hareket ediyor. Bundan dolayı doğrudan doğruya kendi belalarını istiyorlar. Gökten başımıza taş yağdır diye söylüyorlar. Günümüzde benzeri bazı şeyleri yine bazı kafirlerden duymaktayız. Mesela Allah'a inanmayan bir kısım insanlar diyorlar ki Allah varsa beni taş etsin. Bu tabi haddini aşan çok taşkın bir ifade. Ve inkarın doğrudan doğruya müseccel bir hali adeta. Ama bu dünya bir imtihan dünyası. İmtihan esnasında nasıl ki yanlışlıkları işaretleyen kimselere müdahale edilmiyor. Sorular sorulur. Diyelim üniversite sınavı gibi bir sınavda sorular sorulur. Her sınavın, her sorunun 5 tane şıkkı vardır. Bu 5'ten 4'ü yanlış, bir tanesi doğrudur. Yanlış şıkkı işaretleyenlere neden böyle işaretliyorsunuz denilmez. Çünkü herkes kendi iradesiyle, kendi seviyesini ortaya koyacak şekilde bir imtihanın içindedir. Dünyadaki durum da böyle. Allah-u Teala Kur'an'ı kabul etmeyenleri taş etseydi veya gökten başlarına taş yağdırsaydı veya hemen başlarına bir felaket gelseydi, o zaman herkes iman etmek durumunda kalırdı ve imtihan olmazdı. Bu açıdan Allah-u Teala dünyada insanlara mühlet veriyor ve inkar edenlere de fırsat veriyor. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Sen onların içinde olduğun sürece Allah onlara azap edecek değildir. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Onlar istiğfar ettikleri müddetçe de Allah onlara azap edecek değildir. Burada yani niçin onlara azap gelmez? Bunun iki ciheti nazara verildi. Bunlardan birisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığı. Nasıl ki paratoner şimşeğe karşı bir denge unsuru oluyor. Gelen şimşeklerin doğrudan insanlara gelmesini engelliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığı da ümmeti hakkında bir paratoner gibi. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların içinde olduğu müddetçe onlara doğrudan bir azap gelmeyecek. Yani toptan bunların helak edilmesi gibi böyle bir helakete, böyle bir felakete maruz kalmayacaklar. Bir başka durum da istiğfar ederlerse, yani evet hataları var ama hatalarının farkına varır, Allah'tan bağışlanma talep ederlerse Allah yine onları azap etmeyecek, onların kökünü kesmeyecek. Buradan günümüze bakacak olursak, günümüzde de insanlar eğer peygamberi kendi dünyalarında yaşatırlarsa, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam toplumun içinde sünnetiyle hayatı devam ederse, o toplumda peygamberin sünneti uygulanır, yaşanırsa Allah onları azap etmez. Öte yandan toplumdaki insanlar Firavun gibi, Nemrut gibi, Ebu Cehil gibi küfür ve küfranı savunan insanlar değil, hatalarından dolayı istiğfar eden kimselerse Allah yine o toplumu helak etmez, onlara fırsat verir. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهِ Yani Allah onlara niye azap etmesin ki? وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Onlar Mescid-i Haram'dan insanları alıkoyuyorlar. Yani onlar Mescid-i Haram'a insanların gelmesine engel oluyorlar. Böyle bir durumda Allah onlara neden azap etmesin ki? Nitekim azap etmiştir. Bedir Savaşı'nda küfrün önde gelen kimseleri öldürülmüş. 70 tanesi esir alınmış ve büyük bir galibiyet Müslümanlar cenabinde elde edilmiştir. İşte o kafirler, o müşrikler Mescid-i Haram'dan insanları alıkoyuyorlar. Bu durumda Allah onlara neden azap etmesin? وَمَا كَانُوا اَوْلِيَاءَ Ve bu insanlar oraya layık da değiller. Oranın evliyası değiller. اِنْ اَوْلِيَاءُهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ Mescid-i Haram'a ehil olan, layık olan kimseler ancak müttakilerdir. Yani Kabe'ye sahip olmak, Kabe'nin tanzimiyle, oraya insanların gelmesini tanzimle alakadar olmak müttakilere yaraşır. Yoksa putperestlere değil. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Lakin onların ekserisi bunu bilmezler. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً
onların beyt yanında, yani Kabe yanında namazları ancak mukaem ve tasdiyedir. Yani alkış tutmaktan, ıslık çalmaktan ibarettir. Bu da onlarla alakalı ilginç bir durum. Malum Araplar Hazreti İbrahim'e dayanıyor nesilleri, İsmail'in torunları ve Kabe etrafında, o civarda Araplar yaşamakta. Ama bunlar Kabe'yi zamanla puthaneye çevirmişler. Senenin günleri sayısınca oraya put koymuşlar. Putların karşısında ibadet ediyorlar. Ve bunların orada kılmış oldukları namaz, şu anda bir Müslümanın kıldığı tarz Allah'a ibadet şeklinde değil, putlara ibadet şeklinde bir durum. Ve bunu yaparken de ibadetin ciddiyetine uygun bir durumları yok. Alkış tutmaktan ve ıslık çalmaktan ibaret o şekilde bir durumları var. Günümüzde de bazı yerlerde cenaze merasimlerinde bu manzarayı görmek mümkün. Bakıyorsunuz normalde cenaze namazı bir ibadettir ama bir kısım insanlar bu ibadeti ideolojik manada değerlendiriyorlar ve dini bir ibadet olan o yerde dine muhalif şekilde sloganlar atıyorlar ve alkışlarla o cenazeyi kabre koymaya çalışıyorlar. Bu tamamen bir propaganda, ideolojik bir durum. Ama doğrudan ibadetin kendisi bu değil. Ve cenazenin de kendine göre bir merasimi olması gerekir. İnsanlar orada hem ölene dua etmeliler, hem de kendileri için ölümü düşünmeliler. Bir gün o cenazenin yerinde onlar olacak ve onlar bu şekilde omuzlar üzerinde götürülecek. Ve o tarzda bir durumla karşı karşıya kalacaklar. Bunları düşünmeleri gerekiyor. Ama bakıyorsunuz bunları düşünmeden ıslık çalarak, alkış tutarak, tempoyla cenazeyi tamamen bir ideolojik şova, siyasi bir şova döndürmeye çalışanlar var. Bu dini ölçüler açısından baktığımızda uygun değil. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde o Arap toplumu, onlar da bir takım yanlışların içindeydiler. Kabe vardı ama Kabe putlarla doluydu. Öte yandan Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Fakat çıplak bir şekilde tavaf ediyorlardı. Kadınlar bile çıplak bir şekilde tavaf ediyorlardı. Ve tavaf ederken de bunu bir ibadet gibi sanki zannediyorlar. O şekilde dönüp dolaşıyorlardı. Ama onların bu hal ve hareketi gerçek anlamda bir ibadet değil. Sadece ve sadece ıslık çalmaktan, alkış tutmaktan, tempo tutmaktan ibaret bir durum. Böyle olunca bu kimselerin Kabe'ye ehil olamayacakları, Kabe gibi yeryüzündeki o ilk mabedin sahipleri, varisleri olamayacakları ortada. Ayet-i Kerime Kabe'nin buradan kurtulacağını aslında haber vermiş oluyor. Yani bu manada müşrik olan insanlar, Kabe'nin etrafında çıplak tavaf eden, tavaf ederken ıslık çalan, alkış tutan insanların orayı koruyamayacaklarını ve ona ehil olmadıklarını bize bildiriyor. Ve dolayısıyla bu ayet-i kerimeler daha Mekke fethedilmezden önce Mekke'nin müttakiler tarafından fethedileceğine ve Kabe'nin putlardan temizleneceğine, gerçekten ibadet gayeli kullanılacağına önceden bir işaret gibi. Ve bu daha sonra gerçekleşiyor. Cenab-ı Hak bizi Kabe'ye yönelenlerden eylesin. İbadetini düzgün bir şekilde yapanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.